Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir şey konuşmak istedim. Ve bunu videolu yapmak istedim. Ben şu an Londra'dayım. Ve bir arkadaşım yanıma gelirken benlik bakacağım. Sokaklarda protesto olduğunu söyledi. Filistin olayından sonra. İnsanların ölmemesi için. Ve bu harika bir şey. Ben de bir sanatçı olma yolunda ilerleyen biri olarak bu konuşmayı zaten yapmakta kendimi sorumlu hissediyorum. Kitlesi olan herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Daha farklı insanlar da var. Onlara da birazdan işte şimdi değineceğim. Öncelikle üzerime bir misyon alınmak hiç istemiyorum ben. Hiçbir zaman da alınmayacağım. Sadece aleyna olarak kendi deneyimimden belki bir örnek çıkartabilir bazı insanlar diye bu konuşmayı yapacağım. Küçük bir hikaye belki. Kendi hayatım için büyük. Konserinde bomba patlamış biri olarak her gün sahneye acaba bir daha bunu yaşar mıyım diye düşünerek çıkan biri olarak gözümün önünde bomba olan gün huzurlarını kaybeden bir insanı görmüş biri olarak tüm bunları yaşasam da yine de ama o sahneye çıkmaktan vazgeçmeyen ve sevdiğim şarkıları söylerken şu an olmak istediğim yerdeyim ve ölsem de gam yemem psikolojisiyle şarkı söyleyen biri olarak şu anda da bu konuşmayı yapmaktan gurur duyuyorum. Neden şu anda bu çağ dışı olaya dünya bir şey yapmıyor? İnsanlar hala neden ölüyor? Yani dünyamız modernleştikçe, teknoloji arttıkça beynimizdeki katilin küçülmesi gerekiyor. Bir savaş olacaksa bile artık akıllarla olması lazım. Bir insanı öldürmek ne demek? Bir insanın yaşama hakkını elinden almak ne demek? Bunu hiçbir zaman anlamıyorum. Buna nasıl adapte oluyorlar? Bir insanı öldürmeye nasıl adapte oluyorlar? Biz buna nasıl seyirci oluyoruz? Ben normalde zulmü, şiddeti hiçbir zaman paylaşmayan ve konuşmayan biriyim. Çünkü buna o kadar hassasım ki ağzıma bile bu olayı alamayacak kadar. Öyle büyüktür bende zulmün anlamı. Ama bugün konuşmak istedim. Kendi duruşumu yıkıp, duruş dediğim yani hassas yanımı yıkıp. Neden Suudi Arabistan, Dubai vesaire yani bunlar neden mesela bu olayı durdurmuyorlar? Neden ses çıkmıyor onlardan? Ya da Rusya neden ses çıkarmıyor? Yani neden milletler ses çıkartmıyor? İsrail'in kalbini kaybederler diye mi? Ki muhtemelen öyle. Ben çok iyi bilmiyorum bu arada bu konuları. Sadece anladığım kadarını konuşabiliyorum. Bir yanlışım varsa düzeltin siz de. Neden ses çıkartmıyorlar? Ne kaybedecekler? Kaybetseler ne olur? Dünya
zihnindeki, geçmişindeki katil, geçmiş yani geçmiş yaşamlarımızdaki katili öldürse, bunu kaybetse ne olur? Artık dünyanın buna dur demesi gerekiyor. Bolluk, bereket, çalgı, çengi içerisinde yaşayan insanların, kocaman koruma orduları olan insanların, devlet başkanlarının buna dur demesi gerekiyor. Siz bir katili kaybetseniz ne olur? İnsan öldüren bir teşkilat mı diyeyim, ne diyeyim? İnsan öldüren bir topluluğu kaybetseniz ne olur? Bu bir kazançtır ya. Karşı çıkın. Karşı çıkın. Kaybedeceklerinizi düşünmeyin. Artık dünyanın gerçekten kalbini açma seviyesine gelmesini istiyorum. Kalbinizi açın. İnsanların ölmesine seyirci olmayın. Kimse olmamalı. Buna sonuna kadar karşı çıkıyorum. Herkes çıksın. Çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin, savaş olmasın. Çünkü çağ dışı bir şey. Teşekkürler.